Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Haç suresi 25-33. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Allah-u Teala hacla alakalı bazı durumları bize bildiriyor. Malum hac, İslam'ın 5 rüknünden esasından bir tanesi. İmkan bulabilen kimseler için ömürde bir defa hac etmeleri farz. Ve Müslümanların kalbi oranın muhabbetiyle doludur. Ve bir defa giden en azından zaman zaman umreye gitmek için de adeta can atar. Kur'an-ı Kerim'de surelerden birisi Hac suresi ve bu sure içinde de hacla alakalı bazı durumlar bize bildiriliyor. Bugünkü okuyacağımız ayetler özellikle hacla alakalı olan ayetler. İnnellezîne keferû, gerçekten o inkar edenler ve yasuddûne an sebîlillâh, ve Allah yolundan alıkoyanlar, vel mescidil haram, ve mescid-i haramdan alıkoyanlar. Ellezî, ki o mescid-i haram, cealnâhu linnâsi sevâen el âkifu fîhi vel bât. Biz o mescid-i haramı insanlar için hem orada mukim olan ahalisine hem de dıştan gelenlerine müsavi kıldık. Onları eşit kıldık. Yani hepsi emniyet içinde, güven içinde kıldık. Ve men yurid fihi bi ilhadin, kim orada haksız bir şekilde ilhad peşinde koşsa, haktan sapsa, bi zulmin, zulüm yoluyla, nuzikhu min azabin elim, ona elim bir azabı tattırırız. Burada Mescid-i Haram, işte Kabe, bunlara temas ediliyor. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye barışı evvelinde Mescid-i Haram'a doğru bir umre niyetiyle 1400 sahabeyle yola çıkmıştı ama engellediler. Ayet-i Kerime'nin bu münasebette nazil olduğu ifade edilir. Yani insanların ibadetine engel olmak, özellikle umre niyetiyle gelenlere engel olmak, bu bir zulüm olarak ayet-i kerimede nazara veriliyor. Ve iz bevve'na li İbrahim mekanel beyti, hatırla o zamanı ki biz İbrahim'e beytin yerini göstermiştik. Burada beytten murat Kabe. Kabe yeryüzünde ilk yapılan mabettir. İbrahim Aleyhisselam zamanında Hazreti İbrahim'in eliyle yeniden bunun yapılması söz konusu. İlk mabet olduğuna göre ta Hazreti Adem'e dayanan bir geçmişi var. Ama tufanda işte Kabe'nin de yıkıldığı gelen rivayetler arasında sadece temeli kalmış. Sadece mekanı belli ama bunun dışında Kabe yıkılmış, harap olmuş vaziyette. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a oranın yerini ilhamen bildiriyor ve İbrahim Aleyhisselam aynı temel üzerine Bakara suresinde anlatıldığı üzere oğlu İsmail ile beraber Kabe'yi yeniden inşa ediyor. Ellâ tüşrik bi şey'e, ve Hazreti İbrahim'e şunu bildirmiştik: hiçbir şeyi bana ortak koşma. Ve tahhir beytiye litta'ifine vel gâimine vel rükkâis sücud, ve benim beytimi, yani Kabe'ye Beytullah denilir, Allah'ın evi, benim beytimi tavaf edenlere, kıyamda, rükuda, secdede ibadet edenlere benim beytimi hazırla, orayı tertemiz kıl. Burada Kabe'nin tertemiz kılınması ve bu tertemiz kılınmanın da Kabe'yi tavaf edenler, kıyamda, rükuda, secdede ibadet edenler için olduğu nazara veriliyor. Bugün ülkemizden de o mübarek beldeye, orada yer alan Kabe'ye gidenlerimiz hayli var. Hac için, umre için. Ve onlar orada ibadet gayesiyle bulunuyorlar. Alemlerin Rabbinin özel misafiri, davetlisi olarak bulunuyorlar. Ve orada ibadetlerini hem tavaf, hem kıyam, hem rükû, hem secde şeklinde gösteriyorlar. Ve ezzin finnâsi bil hac, insanlara hac için nida et.
Bununla alakalı şöyle bildirilir rivayetlerde. İbrahim Aleyhisselam, "Ya Rabbi," demiş, "burada kimse yaşamıyor. Ben bunları hacca davet etsem kim beni duyacak?" Allah-u Teala bildirmiş ki, "Ey İbrahim, sen insanları hacca davet et, ben o insanlara duyuracağım." Ve Allah-u Teala hac etmesi mukadder olan kimselere bunu duyuruyor ve onların gönlü oraların muhabbetiyle dopdolu oluyor. Oraya gitmeye can atıyorlar. Fırsat bulduklarında da gidiyorlar. Tarih boyunca bu böyle olmuş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da ömürde bir defa hac etmiştir. Ve bu aynı zamanda Haccetül Veda, veda haccı şeklinde ifade edilir. Veda haccında insanların hac etmelerini Peygamberimiz orada tebliğ etmiştir. Ömürde bir defa olmak üzere hac insanlara farz kılınmıştır. İnsanlara hac için nida et, tüke ricalen yaya olarak gelsinler ve ala külli damirin bineklerin üzerinde gelsinler. Yetine min külli feccin amik, böyle her derin vadiden yorgun argın vaziyette onlar gelsinler. Değerli izleyenlerim, hac meşakkatli bir yolculuktur. Özellikle uçakla gitmezden önceki durumlar düşünülecek olursa, eskiden yaya olarak gidenler var veya atlarla, develerle gidenler var, gemilerle gelenler var. Böyle olunca hacda ister istemez bir yorgunluk var. Şu anda bile uçakla gidenler en azından kuyrukta beklemek gibi, orada bir takım resmi işlemlerin yapılması için beklemek gibi, bu manada bir takım haccın meşakkatlerini, zahmetlerini çekiyorlar. Ama tabii bu zahmetler tatlı birer zahmettir. Ve bunlar da aynı zamanda ibadet sayılır. Çünkü hac gibi bir ibadeti eda ederken onunla alakalı diğer şeyler de elbette ibadet sayılmakta. Ve burada hac için gelenlerin adeta bir tasviri de yapılıyor. Bir kısmı yaya olarak geliyorlar. Yaya olarak yani özellikle daha derviş meşrep olanlar yaya olarak gelmeyi tercih etmişler. Baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni diyen Yunus Emre gibi dervişler. Onlar hacca yürüyerek gitmeyi tercih etmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında işte deve gibi, at gibi, o gibi binekler de var. Onlarla gidilmiş. Bunun yanında zaman içerisinde gemilerle, işte günümüzde arabalarla, uçaklarla da aynı şey gerçekleştiriliyor. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Hacca gelenler orada bir takım menfaatlerine şahit olsunlar. Bu menfaatler hem dünyevi hem de uhrevidir. Dünyevi yönden hac aynı zamanda insanların bir tecrübe birikimidir. Diyelim köyünden daha önce pek dışarıya çıkmamış birisi hac olayında yurt dışına çıkıyor. Bununla alakalı epey işlemlerden geçiyor. Ve bununla alakalı Diyanet'te belli bir eğitim veriliyor. Ve hacla alakalı bilgisini artırıyor. Bilmediklerini başkalarına soruyor, öğreniyor. Yolculuk boyunca insanlarla, değişik insanlarla karşılaşıyor. Zaman zaman belki bazılarından eza görüyor, sabretmesini öğreniyor. Bu anlamda insanlar hacda çok menfaatler elde ederler. Maddi yönden menfaat elde ederler. Ticari yönden de, diyelim gittiği hacda kendi sahasıyla alakalı bir kısım kimselerle görüşebilse belki de uluslararası bir boyut kazanacak ve sadece iç piyasaya işte bir şeyler üreten bir kimseyken dış piyasaya da mal verir hale gelebilecek. Bu noktada baktığımızda hac esnasında bazı dünyevi şeylerin de olması, insanların ticaretle meşgul olması dinen meşrudur, haram kılınmamıştır. Oraya gidenler öncelikli olarak ibadet için giderler ama haccın bu anlamda dünyevi yönü de vardır. Hatta Çin gibi ülkeler dünyevi yönünü bize göre daha iyi yapıyorlar. Ve işte hacdan hediye olarak getirdiğimiz takkeler ve bir takım esans gibi şeyler genelde Çin malı. Ve onlar ticari yönden bu hac mevsimini değerlendirip bu şekilde Müslümanlara epey şeyleri satabiliyorlar.
Halbuki Müslümanlar kendi aralarında bunu çok daha güzel organize edip menfaatlerini elde edebilirler. Bir de uhrevi menfaat. Yani hacca giden artık günahlarından temizlenmiştir. Arafat'ta vakfeye durduğunda Cenab-ı Hakk'ın affı şahanesine mazhar olmuştur. Arafat'ta vakfeye çıkıp da acaba Allah beni affetti mi diye tereddüde düşmek caiz değil. Arafat'ta vakfeye duran bir kimse artık ben temizlendim diye itikad etmesi gerekir. Cenab-ı Hak ben kulumun zannı üzereyim diyor. Elbette böyle bir vaat yapıldığına göre bu vaat gerçekleşmektedir. Ve yezkuru ismallahi ve yezkuru ismallah fi eyyamin malumat. O belli günlerde, işte hac günlerinde Allah'ın adını ansınlar diye. Ve bu özellikle kurban günleri veya Zilhicce'nin 10. günü şeklinde açıklanır. O belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Allahu Ekber, Lebbeyk bu gibi nidalarla Cenab-ı Hakk'ı zikretsinler. Ve bu anlamda hacda Allah'ı daha yakından tanımak, daha yakından marifetine ermek gibi nimetlere mazhar olsunlar. İşte hacla alakalı gidenler, yaşayanlar zaten biliyor. Gitmeyenler de televizyonlarda görüyor. Oradaki insanlar lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk, la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'amete leke vel mülk. Beraberce bunu söylüyorlar. Tekbirler getiriyorlar. Ve bu şekilde Allahü Teala'yı hacda daha külli manada hem de milyondan fazla insanlarla beraber zikretme imkanı oluyor. Alâ mâ razakahum min behîmetil enam. Allah onlara behîmetül enamdan eti yenen, işte koyun, keçi, sığır, deve bu cinsleri ikram etmesiyle buna bir şükür olmak üzere onlar da Allah'a zikretsinler, Allah'ı yad etsinler. Fekulû minhe, kesmiş olduğunuz hayvanlardan, kurbanlardan yiyin. Yani malum hacca gidenler aynı zamanda kurban da kesiyor. Hac ve kurban aynı günlerde zaten. O kesmiş olduğunuz kurbanlardan yiyin. Ve et'imul ba'isel fakir, biçare fakir durumda olanlara da bundan yedirin. Yani hem kendiniz yiyin hem de muhtaç olanlara, fakir olanlara, zavallı durumda olanlara da ikram edin, yedirin. Burada şöyle bir inceliğe dikkat çekiliyor. İslam öncesi hac, Hazreti Adem'e dayanan bir ibadet. Ama Araplar arasında bu asli görünümünden epey uzaklaşmış. O zaman putlara bir nevi bir şey sunma anlamına gelmiş. Kurban yine var. Ve bunu putlara sunma tarzında yapıyorlar. Ve putlar için kesmiş oldukları hayvanların etinden de yemiyorlar. Yani sadece boğazlayıp bunu bir ibadet gayesiyle bir nevi bir Allah'a yaklaşma gibi belki düşünüyorlar. Böyle yapıyorlar. Ama bu yanlış bir icraat. Allah-u Teala bunların etini bize helal kılmıştır. İnsan kestiği kurbandan yer, başkasına da yedirir. ثُمَّ الْيَقْدُوا تَفَثَهُمْ. Sonra kirlerinden arınsınlar. Yani o hacca gelenler, işte saç sakal tıraşı gibi, daha diğer tıraş etmeleri gereken yerlerin böyle tıraş edilmesi gibi bu şekilde pisliklerden, kirlerden temizlensinler. Vel yufu nuzurahum, hacla alakalı ne gibi adakları varsa bu adaklarını yerine getirsinler. Vel yettavvafu bil beytil atik, ve beytül atikı, yani Kabe'nin bir ismidir bu. Eski beyt anlamında, kadim beyt anlamında Kabe'yi tavaf etsinler. Değerli izleyenlerim, haccın iki rüknü vardır. Bunlardan birisi Arafat'ta vakfeye durmak, Arefe günü işte vakfeye durmak, diğeri de Kabe'yi tavaf etmek. Tavaf adeta kainatın müşterek bir ibadeti gibi. Mesela ay dünyanın etrafında dönüyor, dünya güneşin etrafında dönüyor, gezegenler yine güneşin etrafında dönüyorlar. Güneşin kendine göre bir yörüngesi var, orada hareket ediyor. Atomlar, merkezde çekirdek var ve çekirdeğin etrafında elektronlar. Onlar da devamlı dönüyorlar.
Bu şekilde baktığımızda kainatta umumi bir tavaf var adeta. Biz de hacda, umrede Kabe'nin etrafında tavaf etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a ibadetimizi takdim etmiş oluyoruz. Zalik, bu böyledir. Ve men yuazzim hurumatillah, kim Allah'ın haram kıldığı şeylere veya Allah'ın hürmet ettiği, değer verdiği şeylere tazimde bulunursa, saygıda bulunursa, fehuve hayrul lehu inde rabbi, bu Rabbinin nezdinde kendisi için daha hayırlıdır. Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyler vardır. Allah'ın haram kıldığı şeylerden insanın uzak kalması gerekir. Allah-u Teala'nın değer verdiği Kabe gibi, işte Kabe'yi tavaf etmek gibi, daha bir takım şairi İslamiye gibi, bu gibi şeyler vardır. Bunlara da insanın hürmet etmesi, saygı duyması gerekir. Bunu eğer yaparsa Allah nezdinde o kimse için çok daha hayırlıdır. Ve uhillet lekum el en'am. En'am yani koyun, keçi, sığır, deve, bu gibi hayvanlar size helal kılındı. İlla ma yutla aleykum, ancak size okunacak olanlar, haram olduğu bildirilenler müstesna. Alimler şöyle ifade etmişlerdir. El aslu fil eşya el ibaha. Yani eşyada asıl olan mubahlıktır. Haram olanlar ayrıca bildirilir. İşte koyun, keçi, sığır, deve, bunlar bize helal kılınmış. Ama domuz gibi haram kılınanlar da var. Bunlar ayrıca bildiriliyor. Veya kan haram kılınmış. Veya ya kanın yenilmesi. Veya putlar namına kesilenlerin haram kılınması gibi haram kılınanlar var. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde bize bildirilmekte. فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ Pislikten, o put pisliklerinden kaçının. Yani putlar da bir pisliktir. Onları ilah kabul etmek kötü bir inançtır, itikattır. Bundan kaçının. وَجْتَنِبُ قَوْلَ zur ve yalan sözden kaçının. Yani putlara tapmayın, bundan kaçının. Onlar bir pisliktir. Bir başka pislik de yalan söylemektir. Yalan söylemekten de kaçının. İnsanın dili bir et parçası. Doğru da söyleyebilir, eğri de konuşabilir. Ve bir insan yalan söylüyorsa iç dünyasındaki eğriliğin bir alametidir. O insan iç dünyasında problemlidir. Ve doğru değildir. İstikametli değildir. Bu onun diline de yansımaktadır. Gerçekten sadık olan, doğru olan insanlar, bunlar söz itibariyle de dost doğru kimseler olurlar. Hunefe lillahi, Allah'a yönelen kimseler olun. Gayre müşrikine bihi, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler olarak Allah'a yönelin, ona müteveccih olun. Ve men yüşrik billahi, kim Allah'a şirk koşarsa, malum Kur'an'ın ilk muhatapları açısından baktığımızda Kur'an'ın ilk muhatapları müşrik bir topluluktu. Allah'ı reddetmiyorlardı ama Allah çok uzaktadır. İşte biz putlara, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz demekteydiler. Bu şekilde Allah-u Teala onlarla alakalı da epey hükümler getirdi. Haccı anlatırken de şirk konusuna da bu noktada temas ettim. Kim Allah'a şirk koşarsa, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ sanki o kimse semadan böyle düşmüştür. فَتَخْتَفُهُ تَيْرُ kuşlar onu alıp götürmektedir. Yani hayalen semadan bir insanın düştüğünü hayal edelim. Minare gibi yüksek bir yerden veya bir uçurumdan düşen bir insan aşağıya geldiğinde paramparça olur. İşte semadan düşüyor, paramparça hale geliyor. Kuşlar onun parçalarını yiyip götürüyorlar. Ev tehvi bihir rih veyahut da rüzgar onu sürükleyip götürüyor. Fi mekanin sahiq, onu çok uzak bir yere götürüyor. Demek ki bu anlamda baktığımızda bir temsille bu bize anlatılıyor. Allah'a şirk koşan kimse manen sukut etmektedir. Semadan düşen kimse gibi manen paramparça hale gelmektedir. Artık parçalarını kuşlar götürmekte veya rüzgar onu
sürükleyip başka taraflara doğru, parçalarını başka taraflara doğru sürükleyip götürmektedir. İşte Allah'a şirk koşan kimse bu şekilde manen sukut etmiş, manen çok yüksekten düşmüş olur, manen paramparça bir hale gelir. Ama tevhid yolunda gidenler, Allah yolunda gidenler, onlar dosdoğru bir yolda giderler. Semadan düşmek değil, semanın yüksek makamına doğru, makamlarına doğru yükselen kimseler gibi olurlar. Zalik, bu böyle. Ve men yuazzim şairallah fe innehe min takval gulub. Kim Allah'ın şairine saygı duysa, tazim etse, bu kalplerin takvasındandır. Lekum fîhe menâfi'u ilâ ecelim müsemme. Onlarda sizin için belli bir müddete kadar menfaat vardır. Yani o kurban edilen hayvanlarda belli bir zamana kadar siz sütlerinden, yünlerinden, hatta dışkılarından istifade edersiniz. Sümme mahilluha ilel beytil atik. Sonra da bunların varacağı yer beytil atiktir. Yani Kabe'den hac münasebetiyle bunlar Kabe'de kurban edilirler ve o şekilde bunlar ibadette kullanılmış olur. Cenab-ı Hak hacca gitmiş olanlara umreye de gitmeyi nasip eylesin. Gitmemiş olanlara da hacca, umreye gitmeyi nasibi müyesser eylesin diyerek bugünkü programımızı tamamlıyoruz. Bir başka programda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.